Arkadaşlar, bugün Renault Clio Symbol aracımızla birlikteyiz. Aracımız Clio 2, 2004 model, 1.4 16 valf otantik modeli. Evet arkadaşlar, aracımızı şu şekilde inceleyecek olursak, ön taraftan baktığımızda önlerde sis farlarını mevcut. Zannedersem sonradan takılma bir sis farı bu. Lastiklerimizde kapak jant dediğimiz kara jant var. Lastiklerimizin boyutuna da gelecek olursak 175-65-14 inçlik lastikleri mevcut. Gövde rengi tamponlarımız ve kapılarda siyah kalın bir şeridimiz var. Şurada da aracımızın 1.4 olduğunu belirten bir yazısı mevcut. B segment bir aracımız. 75 beygir gücünde bir güç üretiyor. 1390 cc'lik 114 Nm tork sağlıyor bize. Yakıt değerlerine gelecek olursak, şehir içi 9.7, şehir dışı 5.7, ortalama ise 7 litre gibi bir yakıtı mevcut. Şu şekilde bagajını da gösterelim arkadaşlar. Bagajımızda sonradan bir bagaj spoiler'ı var. Bu şekilde bagajımızda 510 litre gibi büyük bir bagajımız var. Aracımızda tüp yok. Benzinli bir araç. Yaşına göre oldukça temiz. 69 binde daha aracımız. Sıfır kokusu içinde diyebiliriz yani. Evet arkadaşlar, şimdi ise içine bakalım. Şu şekilde ön kapıdan başlayarak yavaş yavaş sizlere anlatmaya çalışayım. Geçmeden önce aracımızda fabrikasyon olarak merkezi kilidimiz mevcut. Kumandadan. Şu şekilde kapı döşemesine geldiğimizde şu kısımlar sert bir plastik. Burada kumaş bir döşeme var. Şu şekilde. Bardak kapı gözümüz ise ideal, yani çok fazla geniş sayılmıyoruz ama şu şekilde arkaya doğru uzanan bir genişliği var. Aracımızda iki cam otomatiğimiz var. Arka kapılarda cam otomatiği yok. Şu şekilde burada far yükseklik ayarımız var ve arka rezistansımızı çalıştıran tuşumuz mevcut. İçine girecek olursak aracımızın üstünde orijinal fabrikasyon teybi mevcut. Burada sıcaklık, soğukluk, klima petekli yönlendirme ayarı ve 1-2-3-4 derecemiz var. Araç klimasız bir araç. Burada peteklerimiz var. Ortada iki tane mevcut. Sağda ve solda olmak üzere iki tane de buralar da var. Burada ufak bir gözümüz var. Telefon koymak için ideal. Düşmeyecek şekilde. Yine burada da bir gözümüz var. Ufak. Dolu modellerinde burada çift airbag var. Bu aracımızda tek airbag var. Sadece direksiyonda. Şu şekilde aşağıda bir küllüğümüz var. Burada 12 volt çakmaklığımız mevcut. Burada ise kapı otomatiğimiz var. Torpidoya bakacak olursak, evet, güzel bir detay. Aracımızın modeli otantik. Ve buralarda da iki tane bardaklığımız var. Torpidonun içinde herhangi bir kaplama yok. Kilitli bir torpido değil. Göstergeye gelecek olursak, göstergemizde devir saatimiz yok arkadaşlar.
Solda benzin göstergemiz, sağda ise hararet göstergemiz ve ortada kadranımız mevcut. Şu şekilde 69.138 de daha aracımızın kilometresi. 2004 model bir araç. Böyle çerçeveli bir dikiz aynamız mevcut. Makyajı herhangi bir ayna, aydınlatma vesaire. Sadece sağ tarafta bir makyaj aynası var. Aydınlatması yok maalesef. Burada bir iç aydınlatması mevcut. Şu şekilde şoförü yan taraf kapısına bakacak olursak ortada bir kol dayamamız mevcut. Sonradan yapılma bir kol dayama bu. Zaten bariz belli. Şurada hemen yuvarlak Renault'ların klasik koltuk ayarı. Dörtlü flaşörümüzün tuşunu buraya koymuşlar. Evet arkadaşlar, arkaya da bakacak olursak ön taraf şu anda tam bana göre ayarlı. Birazdan arkaya geçeceğiz. Şu şekilde burada direksiyondan kumanda teybimizin tuşları mevcut. Silecek kolumuz burada. Burada da farlarımız, arka sisimiz, sinyal kolumuz. Bunlar mevcut. Evet arkadaşlar, aracımızda elektrikli aynalar yok. Aynalar manuel olarak ayarlanıyor. Sağ sol dikiz aynaları. Arka kapıya gelecek olursak yine arka kapıda sert plastik ve ortada kapı aç kolumuzun, açma kolumuzun bulunduğu yerde yine ön taraftaki gibi bir kumaş döşememiz var. Burada bir tutacağımız var. Sadece arka kapılarda bardaklık gözümüz, yani saklama alanımız yok. Dediğimiz gibi arka kapılar manuel olarak camlar indiriliyor, kaldırılıyor. Şu şekilde genişten bir görüntüsünü alayım ve içeri oturuyorum. Evet arkadaşlar, şu şekilde ön taraf 1.78 boyunda birisine göre ayarlı. Çok az bir, 2 parmak, 3 parmak denecek kadar bir diz mesafesi var. Ve aynı şekilde 2 parmak kadar da bir baş mesafesi var. Ortada ufak bir şaft tünelimiz var. Ve arkada da yine sol tarafta yok ama sağ taraf arka kapıda bir küllüğümüz var. Döşemelerimiz aynı yine şekilde. 3 kişi rahatlıkla oturabilir, seyahat edebilir. Arka koltukları da herhangi bir saklama alanı gözümüz yok. Evet arkadaşlar, aracımızla ilgili anlatacaklarımız bu kadar. Oldukça temiz bakılmış, az kullanılmış bir aracımız. Gayet hoş, güzel duruyor. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da böylelikle sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, videomuzu unutmayın. Değerli yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İyi ve kötü yanlarımızı yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz. Kendimizi iyileştirme yönünde. Her zaman söylüyoruz, biz bu işi profesyonel olarak yapmıyoruz arkadaşlar. Amatörce yaptığımız bir video. Yani söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.